konuşmalarını yapmak üzere Mersin Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'nu kürsüye arz ederim. Sayın İdare Bakanım, değerli milletvekillerimiz, Genç Müsviyat Genel Başkanı, Müsviyat ailesinin çok değerli başkan ve üyeleri, ülkemizin cennet vatanının her köşesinden bugün Mersin'e gelen çok değerli konuklarımız, ilimizin değerli sivil, siyasi ve sosyal kesiminin temsilcileri, bugün böylesi güzel bir sabaha Mersin olarak Genç Müsviyat Sektörler Buluşması ve Türkiye Başkanlar İstişare Toplantısı olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyarak başlıyoruz. Ve bu toplantıyı onurlandıran çok yoğun programı içerisinde gerçekten gençlerin talebini ilettiğim zaman büyük bir coşkuyla katılmayı ve bugün burada olmayı arzuladığını belirterek aramıza katılan saygıdeğer bakanımıza başta olmak üzere hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Gerçekten MÜSİAD'ın kuruluşundan itibaren faaliyet gösterdiği ekonomik alanda sadece kar ve para kazanmak değil, aslında değerleri yeniden kazanmayı amaçlayan, milletin ve insanın değerleriyle ancak var olduğunu ve zenginleşebileceğini amaçlayan bir düstur doğrultusunda bugüne kadar koyduğu çabayı, ülkemizin her köşesinde ortaya koyduğu gayreti takdirle karşılıyorum. Şüphesiz ki ekonominin olmazsa olmaz olan temel ilkeleri, insanın olmazsa olmaz olan temel değerleriyle buluşturmak, medeniyetimizden gelen ve geleceğe bizi taşıyacak olan temel dinamiklerdir. Bu doğrultuda başlayan bir süreç, genç müsiyarı da bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ve hedeflerine ulaşmasına katkı koyan güçlü bir kuruluş haline getirmiştir. İnanıyorum ki bugünkü buluşmanızda buna katkı sağlayan, zenginleşmeye katkı koyan bir buluşma olacaktır. Ve Mersin'in de bu buluşmaya ev sahipliği yapması, Mersin'in de bir kazanç olacaktır. Mersin, Türkiye'de özel ve çok güzel bir kenttir. Mersin sahip olduğu zenginlikleriyle, dinamikleriyle, sahip olduğu derinliklerle Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine ve Sayın Başbakanımızın belirttiği ve ifade ettiği 2023 hedeflerle erişmesine en büyük katkı koyan illerden birisidir. Bugün dış ticarette İstanbul'dan sonra 25 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip olan, Türkiye'nin en büyük ikinci limanına aynı zamanda ev sahipliği yapan, Türkiye'nin kurulmuş ilk serbest bölgesi ve bugün en büyük ikinci serbest bölgesinin ticaret hacmini gerçekleştirdiği bir il olan ve şüphesiz bir büyüklük olarak tarım dahil her alanda Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayan Mersin, şüphesiz genç müsiyat ve müsiyat üyesi kardeşlerimizin çabasıyla da daha iyiye ve daha ileriye her geçen gün gitmekte. Bütün bu çaba ve çalışma sürecine bugünkü buluşmanın da anlamlı katkılar sağlayacağını inanıyorum. Çünkü birazdan hitap edecek Sayın Bakanımız, gerçekten Türkiye'nin tarım anlamındaki bir büyük dönüşümünün mimarı ve hazırlayıcısıdır. Ve bu dönüşümden Mersin'de tüm Türkiye gibi büyük bir pay almaktadır. Hepimizin çabası, herkesin çabası, bu çalışmaların çoğalması ve bu ülkenin yarının bugünden daha iyi olmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bugün Mersin'e gelen ve ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuz değerli genel başkan dahil bütün başkanlarımıza ve üyelerimize tekrar hoş geldiniz derken toplantımızı şereflendiren Sayın Bakanımız başta olmak üzere hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Toplantımız hayırlı olsun. Genç Müsiyat'ın sektör kurulları toplantısının Mersin'deki bu organizasyonunda sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur bu toplantı. Doğrusu iş adamı olmak başlı başına önemli bir değer, önemli bir çaba, önemli bir meziyet. Neden? Çünkü sadece kendi nefsinizin, şahsınızın ve ailenizin maişetini temin etmek için ortaya bir çaba koyuyor değilsiniz. Onunla yetinmiyorsunuz. Hem
ülkenin ekonomisini büyütme, istihdamına katkı sağlama, refahını arttırma çabası var bu kimliğin içerisinde. Hem kendi nefsi, zatı ve ailesi dışında başka insanlara da ekmek kapısı olma gibi bir kutlu çabanın, bir kutlu aslında gayenin içerisinde yer alıyor iş adamı. İş adamlığı bunun için önemli.